Efendim burası Hülümür'e bağlı Hacılı Köyü. Eski adı da aynı, yeni adı da aynı. Bu köyde Bono Pil diye büyük bir ziyaret var. Büyük Dam, Türkçesi Büyük Dam. Kırmançki Zazaca'da Bono Pil diyorlar. Bu cemevi 500 yıllık bir cemevi. Pir Sultan'ın buraya uğradığını hep söylerler. Biraz sonra siz yanıma gelirseniz Beta, bir gel bana. 500 yıllık bir cemevi. Böyle cam biraz tabanı gösterirse, eğer ışıktan kaynaklı değilse, burayı Ruslar döneminde mi yakıyorlar? Burası yanmıyor. Burası yanmıyor. Ruslar buraya gelirken Pülümür bölgesine kadar gelmişler. Bu cemevini yakmak istemişler. Maalesef yanmamış. Bakın izler belli. Mehmet dede vardı burada. Mehmet Çelebi dede soyadı değil mi? Evet. Şu anda rahatsız. Biz her gelişimizde Mehmet dededen bilgi alıyorduk. Burası bu bölgenin eskiden bilhassa Hızır aylarında köylülerin yoğun gelip cem bağladıkları bir cemevi. Eski tarihi bir cemevi. Biraz senden alalım. 600 yıllık bir cemevidir. 600 yıllık. Evet. Burada zaten her Hızır ayında cem tutulur. Yani burası dolup taşıyor. Dışarıda bile zor sığıyorlar. Ayetten burası sığmadığı için kenarda bir şey daha vardı. Eskiden. Evi vardı. Orada ibadet ediyorlardı. İkinci yer. Şöyle biraz bu tarafa doğru gel de bu ziyaretimizde aramıza alalım. Evet. İkinci cemevi olduğumuz için oraya geçiyorlardı. Orada da cem yapıyorlardı. Onun için gidip köyden İnsanlar geliyordu. Halkımız geliyordu. Evet. Canlarımız geliyordu burada cem yapmak için. Ve o yüzden dedemiz yaşlandığı için şimdi yapamıyor cemini. Evet. Pandemi başladı. Ondan sonra hastalık geldi. Rahatsızlandı. Ondan sonra şey oldu. Burası Pir Sultan Ocağı'na bağlı. Evet. Pir Sultan'ın buraya geldiğini. Geniş. Değil mi? Evet. Yani onun için Pir Sultan Ocağı diyorlar. Evet. Evet, nasıl ki Dersim bölgesinde birçok ocaklar var. Kureşan Baba, Mansur Derviş, Cemal, Avuçan gibi. Onlardan birisi de Pülümür bölgesinde genellikle var. Pir Sultan Ocağı, Hacılı Köyü'nde. İnsanlarımız dediği gibi akın akın geliyorlar. Burada kurbanını kesiyorlar, lokmalarını dağıtıyorlar. Niyaz oluyorlar. Niyaz dileklerini oluyorlar. Diliyorlar. Evet, hastalıklara şifa olmak için gelip burada dilek diliyorlar. Yani tarihi bir cemevi. Evet. Ben o kadar yıllar programlar yaptım. Birincisi Malatya Konarlı köyünde 800 yıllık bir cemevimiz var. Daha sonra burası geliyor. Burası da dostumuzun dediği gibi 600 yıllık bir cemevi. Tarihi bir cemevi. Pir Sultan Ocağı'nın bulunduğu yer. Başka ekleyeceğim bir şey var mı? Bundan sonra ya diyelim ki Mehmet dede şu anda yaşlandı. Ondan sonra sizler devir almaz mısınız sizler? Yani bu yolu, erkanı yürütebilmek için genç nesil. İşte onları yetiştirmek için çabalıyoruz yani. Yani daha gençleri yetiştirmek istiyoruz. Çünkü bu çok önemli bir tarihi yer. Evet. Ha şunu da altını çizelim. Son burayı daha doğrusu tadilat etmek için yani bu dekorasyonlar kalacak da aynı şekilde Pülümür Belediyesi'nin bir projesi var. O projeye de tüm dostlarımızın destek vermesini istiyoruz. Bu cemevimizin daha onarımı için faaliyete koymak için Pir Sultan Ocağı'nın devam etmesi için o projeyi de desteklemenizi diliyoruz, bekliyoruz. Onu da size de teşekkür edelim. Bonu pil sma pörünürü vayr vo valvaz o. Bonu pil nahete plemoriye de zaf mühim o. Bonu pil aslı, bonu uza ve aslı. Jari diyare dersim zaf ey. Vara raver asma hızir de, asma teli de, gagan de, Ahmet ka zem gire de, kırvan kere de, niyaj kere de, vela dua kere de. Hatta bunlar roza mu? Ama na demevi tene tuvazen o. Zonumare besenokun rınvaji onarım istiyor yani. Onu da söyleyeyim. Herkes destek versin, güç versin. Hepinizin
yar yardımcısı olsun diyorum.